Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, Hekim Birliği Sendikası Tarsus ilçe temsilcisi Doktor Süleyman Altınoluk isteklerimizden gerektiği kadar bahsetti. Ben de kendimizi anlatmaya çalışacağım. Biz hekimiz. Dil, din, ırk ayırt etmeden yalnızca hastaların şifası için uğraşan, gece gündüz özveriyle çalışan, insanların en muhtaç olduğu anda destekçisi olan, biz hakkı ödenmesi gereken ancak yıllardır oyalanan, alay edilircesine ve mesleki oluru dahi hiçe sayılarak hakkınız ödenmez denilenleriz. Yıllardır değersizleştirilen mesleğe, her geçen gün artan şiddete, düzelmesi gerekirken daha da kötüleşen çalışma koşullarına karşılık azalan bir maaşa layık görüldük. Bizler hayatları kurtarmaya çalışırken hayatlarımızı ve hayallerimize kast edildi. Hakaretlere, baskılara ve tehditlere maruz kaldık. Ancak hiç kimse unutmasın ki düştüğümüz yerin ötesi yok ve artık hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Bizler ayrışmıştık, artık birleştik, toplandık, toparlandık ve artık tek bir ses olduk. Hekimler olarak yıllardır yalnızca oyalandık. Aralık ayında umutlandık, ancak sorunlarımızın çoğu görmezden gelindi. 14 Mart Tıp Bayramı gerçek bir bayram olsun diye bekledik. Ancak sonuç yine hakkınız ödenmez oldu. Aralık ayındaki sözlerin üzerinden 166 gün, 14 Mart'ın üzerinden 64 gün geçti ve bizler hala oyalanıyoruz. Şimdiye kadar yapılması planlanan düzenlemelere bakıldığında şiddet ile ilgili alınması gereken önlemler henüz tamamlanmayıp uygulamaya konulmamış. Şiddetin ortaya çıkmasına karşı sendikamız ve hekimlerin ortak talebi olan önerilerimizden hiçbir gerçekleştirilmemiştir. Planlanan maaş zamları hekimlerin hak ettiği seviyeye ulaşamamış ve hekim maaşları yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Hekimlerin ek göstergeleri olması gereken noktaya yükseltilmemiştir. Emeklilik için yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmamıştır. Eksik ve hatalı mevzuatlarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Taleplerimizin aksine daha fazla hastaya tıbben mümkün olamayacak kadar kısa sürede bakılması istendi. Mevzuata aykırı şekilde yapılan hekimler üzerinde baskı amaçlı olarak da kullanılan usulsüz görevlendirmeler son bulmadı. Asistan hekimlerimiz 36 saate varan aralıksız çalışmalarına devam ettirildi. Konu hakkında taleplerimiz uygulamaya alınmadı. Pandemi döneminde vefat etmiş hekim ve sağlık çalışanlarımıza görev şehitliği verilmedi. Hastane girişlerinde, polikliniklerde yeterli güvenlik tedbiri alınmadı. Randevu sistemi hukuki kararlara rağmen tıbbi standartlara çekilmedi. Sonuçta gelecek kaygısı ve çalışma koşulları nedenleriyle yurt dışına göç eden meslektaşlarımıza tekraren giderlerse gitsinler denildi. Ülkenin en zeki insanları, en parlak beyinleri yabancı ülkelere yetişmiş birer hekim olarak gidiyorken kalan hekimler oyalanmaya devam edildi. Bu şartlarda maalesef göç durmayacak. Analarımız, babalarımız, halkımız her geçen gün daha da kötüleşen bir sağlık hizmetine mecbur kalacaktır. Yüzlerce hekim söyledi, duyulmadı, eylemler yapıldı, binlerce hekim katıldı. Ancak gördüğümüz kadarıyla taleplerimiz tam olarak anlaşılmadı. Ayrıca halkımıza da sesleniyoruz. Sağlığınız için sizler de bize destek verin. Şiddet uygulayanlar benim sağlık hizmetimi engelliyor, ceza verin. Saatlerce çalışıp sabaha kadar uyumamış hekime ameliyat olmak istemiyorum. Onlarca yıllık emeğimi, tecrübesi ve bilgisi olan ülkenin en seçkin insanlarına hak ettikleri ücretleri verin. 2-3 dakikada muayenede bir şey anlaşılmaz. Muayene süremizi arttırın. Hekimi hastanede koruyamazsanız beni hastanede hiç koruyamazsınız demenizi bekliyoruz. Kıymetli meslektaşlarım, artık birlik olduk. Her kesimden, her görüşten ve her alandan hekim ile çok daha güçlüyüz. Mücadelemiz yeni başlıyor ve haklarımızı eksiksiz şekilde alana kadar devam edecek. Teşekkür ederim.